Ergün Diler, En Büyük Gezi. Dünya aslında anlamakta zorlansak da bir süpermarket gibi. Buranın patronu, ortakları, CEO'su, müdürleri, güvenlik şefleri, reyon amirleri, otoparkı, kasiyeri, depocusu, nakliyatçısı gibi onlarca görev yapan bölümü vardır. Bu markette bir de en değerli raflar ve reyonlar vardır. O bölümde görev yapanlar vardır. Orası en fazla gelir getiren bölüm olmasa da diğer reyonlara açılan kapıyla kasalara gidişin önündedir. Türkiye böyle bir yerdir. Kimse buralardan vazgeçemez. Ama kabul etmeliyiz ki dünyanın, yani marketin de patronları, ortakları vardır. Şu anda dünya kimin ne kadar hisse alacağıyla ilgili tartışmanın, kavganın, savaşın içinde. Trump'ın gelmesi markette işleri iyice karıştırdı. Eski sahipleri çalıştırdıkları müdürlerin oylarıyla Hillary'nin geleceğini düşündü. Ancak Trump depoda, temizlik işlerinde, güvenlikte ve kasalarda çalışanların oylarıyla geldi. Bundan dolayı çarşı karıştı. Şimdi neler olacak? Elbette Amerika'da bizim daha önce yaşadığımız şeyler yaşanacak. Amerika'yı boş veremeyiz, ancak ben yine de Türkiye'de neler olur sorusuna cevap aramayı tercih ederim. Trump'ın 8 Kasım'da gelişi için kapitalizmin birinci çöküşü diyenler var. Bu ne kadar doğru yaşadıklarımızla göreceğiz. Ama ortada Trump'ın geleceğini ve dünyanın makas değiştireceğini göremeyenler var. Bizdeki gezi olaylarına geleceğim. Başka örnekler de vereceğim ama önce Trump'ı anlamaya çalışalım. Marketin bir ortağı o çünkü şu anda. Saçlarıyla, ani çıkışlarıyla gündeme gelen Trump, Amerika'nın fabrika ayarlarına dönmesi için getirildi. Felsefe olarak George Washington dönemine gidildi. Şirketlerin Washington'ı değil, Washington'ın şirketleri yönetme dönemine geçildi. Trump'ın yükselişiyle kapitalizmin nihai çöküşünü anlamakta zorlanan dev şirketler var. Dünyanın en önemli bilişim şirketleri, otomotiv devleri, bankaları, Forbes'ta adı geçen herkes, Trump hariç, Hillary Clinton'ı destekledi. Yetmedi, Amerika'nın en büyük 9 medya kuruluşunun hepsi de Hillary Clinton'ın yanında yer aldı. Sonuç, Trump kazandı. Şirketler Beyaz Sarayı bırakmamak için son savaşına hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde Manhattan Baharı adıyla yeni gösteriler başlayacak. Ellerinde üzerine çarpı atılmış Trump fotoğrafları ülkenin dört bir yanında görülecek. Hillary Clinton'ı destekleyenler de bu gösterilerin finansmanını sağlayacak. Gösteriler için kasada toplanan para 10 milyar doların üzerine çıktı. Yani sokakları karıştırmak için toplanan para bu. Akıl alır gibi değil ama gerçek. Manhattan'da toplanacak milyonlar arasında Meksikalı ve siyahileri de göreceğiz. Muhtemelen protestolara katılan insanlar arasında can kaybı olacak. Gösterilerin etkili olması için gezinin bir iki tık üstüne çıkması gerekiyor. Bizde yaptıkları eylemlerde gençlerimiz can vermişti. Çok iyi kurgulanan, dalga dalga gelen eylemlerle darbenin kıyısından dönülmüştü. Protesto için yollara dökülen gençler eğer başbakanlık çalışma ofisine girse CNN anında canlı yayınla bunu dünyaya taşıyacaktı. Afrika'da bulunan Erdoğan ülkeye gelemeyecekti. Gençlerin kullanıldığı bir darbeyle ülkenin kontrolü tekrar onlara verilecekti. Olan buydu. Şimdi geziyi düzenleyenler, parayı verenler 10 milyar dolarla geliyorlar. Az bir para değil. Milyondan fazla insan Manhattan'da sokaklara inecek. Dünyanın büyük karın ağrısı var. Bunun nasıl giderileceğini yaşayarak göreceğiz. Daha önce Putin'in oligarkları nasıl gönderdiğini defalarca yazdık. İşte Manhattan'da Trump'a karşı paraları ve insanları sokağa döken güç, 1991'de Amerika'yı ele geçirmek için Boris Yeltsin'i Rusya'nın başına getiren güçtü. Ailelerdi yani. Aileler Hillary'nin de patronuydu. Yeltsin'le birlikte dünyada iki kutup oluşmuş, ancak ikisinin de merkezi Amerika'ydı. Daha öncesinde Washington'da Moskova silahlarının gölgesinde bir denge kurmuştu. 1945'ten 91'e kadar da böyle gitmişti. Putin gelince bu denge yine yıkıldı. Yerine bir şey konulmadı. İşte sıkıntı tam da burada. Bütün sorunların, terörün, savaşların, bombaların nedeni bu. Akan kanın tek nedeni de bu. Müslüman coğrafyasının gözyaşı içinde kıvranmasının nedeni de bu.
Süpermarkete kim sahip çıkacak o belli değil. Hisse için kavga var şu anda. Bill Clinton'ın daha güçlü ve popüler olmasını sağlayan kişi de Boris Yeltsin'di. Yeltsin görevini başarıyla tamamladı. Biz bunu anlamadık tabii. Hillary Clinton'ı parasıyla yönetenler Putin'i devirmek için de milyarlarca doları sokağa attı. Şu anda bile Rusya'da 250'ye yakın internet sitesi Soros ve ekibi tarafından fonlanmakta. Savaş hiç bitmedi. Trump da tıpkı Putin ve Erdoğan gibi bu saldırılardan nasibini alacak. Öyle görünüyor. Sonucun ne olacağını kimse bilemez ama devletlerin kazandığı bir dönemdeyiz. Trump'la Putin arasında denge kurmak isteyenler devrede. Trump bu nedenle geldi. Zenginlerin daha az kazandığı bir düzene girilecek gibi. Buna da yeni dünya düzeni demek zorundayız. Ancak karşıda devletlere meydan okuyan, parasıyla devrimlere imza atan ve milyonlarca genci sokaklara dökebilen bir güç var. Elinden oyuncağı alınan çocuklar ağlar, etrafa zarar verir. Kapitalizmin efendileri de etrafa zarar vermekten asla çekinmeyecek ve kaybetmek istemedikleri oyunda ellerinden geleni yapacaklardır. Sonuna kadar hem de. Amerika, Orta Doğu'da eski Amerika ile de mücadele etmek zorunda. Şirketlerin Amerikası, Trump Amerikası'na karşı terör saldırılarıyla yüzünü gösterecektir. Bu nedenle CIA ve FBI'da büyük kavga yaşanacak. Eskiye ait bir şey kalmaması için savaşanlarla eskiye ait olanlar kapışacak. Aynısı Rusya'da da, Türkiye'de de olduğu daha da olacak. Gelelim Türkiye'ye. Hillary'nin arkasındaki gücün ana vatanı Avrupa'dır. Onlar Amerika ile Avrupa arasında bir denge kurulsun ve dünyayı biz yönetelim dediler. Buna itiraz edenler çıktı. Market böyle ayakta kalamaz diyenler eski sahiplere savaş ilan etti. Şimdi bizim daha önce yaşadığımız savaşın gelişmiş hali buralara gelecektir. Çünkü karşımızda küreselciler var. Hayata sadece Manhattan'dan bakmazlar. Türkiye'nin düşmesi yani ellerine geçmesi Trump'ı yola getirmeye yetecek sebeplerden biridir. Bu nedenle Türkiye son günlerde Avrupa ile hiç olmadığı kadar kavgalı. Öfke ve gerilim tavan yapmış durumda. Bu marketin içindeki hisse kavgasının reyonlara sirayet etmiş hali. Daha da şiddetlenecek, artacak. Burada Erdoğan'a karşı özellikle ekonomik operasyon düzenlemek isteyeceklerdir. Çünkü arkadan gelecek siyasi rüzgarın bütün oyuncuları belli. Hazır isimlere girmeyeceğimi biliyorsunuz. Ama çok önce yazdım. Erdoğan'a yanından ve çevresinden çok isim karşı. Geleceğe başka metotlarla arıyorlar. Ekol kavgası bu. Siyasette bunlar vardır, hep oldu, yarın da olacaktır. İşte Manhattan'ı karıştıracak güç buraları asla ve kat'a boş bırakmayacaktır. Kendilerine yakın çok ama çok isim var. AK Parti içinde de dışında da pek çoğu işaret fişeği bekliyor. Eğer ekonomik türbülansla başarılı olurlarsa inanın hiç vakit kaybetmeden geleceklerdir. Bir günde ortaya çıkarlar ve herkes şaşırır. Ne zaman örgütlendi bunlar diye sorarsınız kendi kendinize. Bilmediğimiz yerlerde çok özel temaslarla işler yürüyor. Dünyadaki savaşın önemli bir cephesi Türkiye olacak. Eğer mücadele varsa karşıda da birilerinin olması gerekir değil mi? Var. Paradan gelip kapıyı aralayabilirlerse net göreceğiz. Her şekilde ortaya çıkacaklar. Bundan kaçış yok. Ama parayla operasyon yaparlarsa çok daha hızlı olacak bu. FETÖ bu mücadelenin içinde otopark görevlisi. Olaylar biraz gelişsin, isimlere de gireriz. Şu an için erken ama unutmayın Türkiye gibi bir ülkede 24 saat çok uzun zamandır. Ergün Diler, Takvim.